bizim şuna ihtiyacımız var. Daha çok sahiplenmeye ihtiyacımız var. Bunu aslında biz kendimiz için söylemiyoruz, kendimiz için istemiyoruz. Bugün göz altında kayıplar yaşanmıyorsa eğer, bu orada süren mücadelenin ürünüdür. Ama bizim hala adalet gibi, hakikat gibi ulaşmak istediğimiz şeyler var. Mezarın yanı sıra, onlar için bir mezarın yanı sıra bunları da istiyoruz. Onun da ötesinde şeyi de soracağım bu arada, hani geçmişteki talepleri de söylediniz. Bugün o talepler değişti mi? Bir de yani hani sonuçta şöyle bir talep var. Bu bütün bu yasalarla bunun güvence altına alınması veya bu komisyonun daimi olması da söz konusu değil mi? Yani talepler arasında veya bugüne gelindiğinde 95, 27 Mayıs'ından bugüne gelindiğinde taleplerde neler değişti sizin için? Eklediğiniz veya başka sizin tabii eklediğimiz gibi. Eklediğimiz pek çok talep oldu bu dönem içerisinde. Şöyle ki mesela Birleşmiş Milletler'in bütün kişilerin zorla kaybedilmeden korunmasına dair bir sözleşmesi var. Ve biz yıllardır bu sözleşmenin imzalanmasını istiyoruz. Yine birçok protokol var. Türkiye'nin uluslararası pek çok protokol var. Türkiye'nin imzalamayı taahhüt ettiği bu Birleşmiş Milletler'in bütün kişilerin zorla kaybedilmeden korunmasına dair sözleşmenin bir an önce imzalanmasını istiyoruz. Çünkü bu sözleşmenin pek çok yaptırımı var ve bu sözleşme imzalandığında biz kayıplarımıza ulaşabileceğiz ve sorumluların yargı önüne çıkartılacağı bir döneme girmiş olacağız aynı zamanda. Oysa ki bu sözleşmeyi her ne kadar özellikle o dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan taahhüt altına almış olsa bile hala imzalanmayan bir sözleşme var. Yani yine taleplerimizin arasına eklediğimiz şeylerden bir tanesi cezasızlık. Bizim kayıp dosyalarımızda yer alan faillerin bugün görülen davalarında aslında bir dava görülmüyor. Ya zaman aşımına terk ediliyor ya da etkin soruşturma yürütülmeyerek failler ödüllendirilmiş oluyor. Yani bu da bunun adı da cezasızlıktır. Bu cezasızlık geleneği bizim bugün önümüze çok farklı şekilde çıkıyor. Mesela Musa Çitil Mardin Derik'te 11 kişinin gözaltında kaybedilmesi ve öldürülmesi ve aynı zamanda tecavüz suçundan yargılandı. Aslında yargılanmadı. Ödüllendirildi, beraatle sonuçlandırıldı. Tüm tanıklara, belgelere ve bilgilere rağmen Musa Çitil davası cezasızlıkla sonuçlandı. Bu bir yaptırım Musa olmayınca Çitil, tekrar yapılabilmesini... Tabii Musa Çitil mesela Sur'da yaşanan sokağa çıkma yasaklarında Sur'da yaşanan katliamların başındaki isim olarak bizim karşımıza çıktı. Yani bu cezasızlık geleneği aslında bugün yaşanan hak ihlallerinin de yaşanmasının önünü açtı. Çünkü failler önünde, hak ihlallerini yaratanlar önündeki bu zırh kaldırılmadıkça biz daha büyük ve daha ağır hak ihlalleriyle karşılaşacağımızı biliyoruz. Yani bunun için de bu sistem içerisinde köklü değişikliklerin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani adli, yasal, idari değişiklikler yapılmadan biz bir çözüme ya da bir adım ileriye gidebileceğimizi düşünemiyoruz.